Herkese merhaba, ben Mine Ayman. Süper Haber'de yeniden buluştuk. Anlatacaklarım var. Acaba bu hafta nasıl bir hafta? Bizi neler bekliyor? Hepsini böyle tek tek anlatacağım size. Haftaya Kova Burcu enerjisiyle başlıyoruz. Ay Kova Burcu'nda ilerliyor bugün. Aynı zamanda Salı ve Çarşamba günleri de Ay Kova'da olacak. Dolayısıyla enerji yüksek, fikirler havada uçuşuyor. Aklımıza çok çılgın fikirler gelebilir. O fikirleri hayata hızlı bir şekilde geçirebiliriz. Ruh halimiz asi, çılgın, kafamıza göre olabilir. Dolayısıyla eğer rahat bir ortamda çalışıyorsak, rahat ortamda, rahat insanlarla berabersek çok eğlenceli olabilir ve orijinal fikirleri hayata geçirebiliriz. Ama üzerimizde bir baskı hissedersek çok asi bir ruh halinde olacağımız için gerginlikler yaşanabilir, ani patlamalar olabilir. Özellikle pazartesi akşam saatlerinde gergin açılar var. Özellikle iletişimle ilgili sorunlara, kavgalara, tartışmalara akşam saatlerinde çok çok dikkat etmenizde fayda görüyorum. Bugün yani pazartesi haftaya Ay Kova enerjisiyle başlıyoruz. Yarın yani Salı yine aynı enerji devam ediyor. Çarşamba da Ay Kova'da ama çarşamba akşam saatlerine kadar Ay Kova'da boşlukta ilerleyecek. Yani bu ne demek oluyor? Çok önemli bir açı yapmıyor Ay. Ay önemli bir açı yapmadığında o günümüzde biraz boşa gidiyor gibi bir durum oluyor. Yani elle tutulur yepyeni bir başlangıç için, büyük bir karar almak için ayın boşluk zamanlarını lütfen tercih etmeyin. Çünkü yaptığınız şey havada kalabilir. Ay önemli bir açı yaptığında bir işe başlarsanız çok daha etkili, çok daha doğru, kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta çarşamba gününü çok da ciddiye almayalım. Sadece rutin işlerimizi yapalım. Her gün yaptığımız işleri yapmakta bir sıkıntı yok. Yarım kalan işleri yapmakta bir sıkıntı yok. Ama yepyeni bir şeye çarşamba günü başlamamanızı tavsiye ediyorum. Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık Burcu'nda ilerleyecek. Çarşamba akşamı itibariyle Ay Balığa geçiyor zaten. Romantik bir akşam olabilir çarşamba akşamı 7'den sonra. Romantik, hassas, duygusal olabiliriz. Aynı şekilde Perşembe ve Cuma günleri de duygusallığımızı koruyacağız. Alınganlıklara, kırılmalara, üzülmelere, en küçük şeyden etkilenmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ay Balık'ta sanatçı yönlerimiz ortaya çıkıyor. İlhamımız artıyor. Mesela sanatsal bir iş yapıyorsak eğer, ilham gerektiren bir iş yapıyorsak eğer, aklımıza süper fikirler gelebilir ve bunları hayata geçirebiliriz. Yani yazıyorsak çok acayip enteresan şeyler yazabiliriz ya da çiziyorsak harika resimler yapabiliriz ya da moda tasarımı yapıyorsak aklımıza yine harika tasarımlar gelebilir. Bir şekilde sanatsal yönlerimizi Ay Balık'tayken daha da fazla ortaya çıkartabiliriz. Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık'ta haberiniz olsun. Bu arada Salı günü itibariyle çok çok önemli bir gelişme daha var. Venüs, aşk gezegeni, şans gezegeni Venüs artık Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. 1 Kasım'a kadar bu böyle. Salı günü itibariyle Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Yani bu ne demek oluyor? Venüs neredeyse, şans orada demek oluyor. Akreplerin şanslı dönemi başlıyor. Zaten Akrep ayının başlamasına da çok az kaldı. Biliyorsunuz ki 23 Ekim'den sonra akreplerin zamanı gelecek ama öncesinde Venüs'ün akrebe geçmesi çok çok destekleyici oldu akrepler için. Burcunuz, yükseleniniz, ay burcunuz ya da haritanızda çok çok önemli bir gezegeniniz, önemli bir noktanız akrepteyse eğer orası canlanıyor. Oraya şans geliyor, çekicilik geliyor, bereket geliyor. Dediğim gibi akrepler şanslı olacaklar yarın itibariyle yani salı günü itibariyle. Şans sizden yana 1 Kasım'a kadar çekiciliğiniz artabilir, cazibeniz artabilir, şansınız artabilir, beklediğiniz güzel haberler gelebilir, önemli girişimlerde bulunursanız bunun karşılığını görebilirsiniz, faydasını görebilirsiniz. Tabii ki haritanızda neredeyse o Venüs, herkesin kişisel haritası bambaşka tabii ki, herkes kendi kişisel haritasını bilirse, Akrep Burcu nerede, hangi evde sizi yönetiyorsa orada bir canlanma ve şans yakalayacaksınız. Yani para evinizdeyse paralar gelecek. Tabii bu arada çok para da harcatabilir. Venüs lüksü, bonkörlüğü sever. Para evinizdeyse para gelebilir, gidebilir. Aşk evinizdeyse aşk gelebilir. Beraberlik evinizdeyse beraberliğiniz daha da güçlenebilir. Sağlık evinizdeyse hastaysanız mesela iyileşebilirsiniz. Venüs'ün öyle güzel enerjileri var, güzel etkileri var. Artık salı günü itibariyle akrepte ilerleyecek. 1 Kasım'a kadar bu şekilde ilerleyecek durum. Venüs'ün akrep burcunda olması tabii gizemli konulara ağırlık getirecek hayatımızda. Akrep demek gizem demek, bilinmeyeni çözmek demek, araştırma yapmak demek, iddialı olmak, kararlı olmak, hırslı olmak, tutkulu olmak, biraz da kinci olmak demek. Dolayısıyla salı günü itibariyle 1 Kasım'a kadar sürecek olan Venüs Akrep transitinde daha hırslı, daha kararlı, daha tutkulu, daha ateşli, daha çılgın, özellikle aklımıza koyduğumuzu yapma konusunda çok ısrarcı
olabiliriz. Bir konuya, bir hedefe kilitlenip o hedefe ulaşmaya çalışabiliriz. Özellikle de akrepler, burcu ya da yükseğini ay burcu akrep olanlar çok daha şanslı ve çok daha güçlü pozisyonda olacaklar Kasım'a kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de bir akrep olarak bunun enerjisini hayatımda bol bol hissetmeyi ümit ediyorum. Salı günü itibariyle Venüs akrepte. Ve geliyoruz hafta sonuna. Hafta sonu çok çok önemli bir durum söz konusu. Ay Koç burcunda ilerliyor. Aynı zamanda da Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Yani cumartesi ve pazar günümüzü ayın Koç burcundaki enerjisiyle çok hareketli, çok enerjik, çok böyle hızlı, meraklı, cesaretli geçirebiliriz. Hemen böyle kafamıza ne geliyorsa, aklımıza ne geliyorsa hemen yapayım modunda olabiliriz. Enerjimiz çok yüksek olabilir. Ama tabii ki dolunay enerjisi cumadan başlayacağı için hafta sonuna biraz gergin girebiliriz. Dolunay zamanları daha gergin, daha stresli, daha huzursuz zamanlardır. Hele bir de gündeminizde bir sorun varsa, bir tıkanıklık, bir sıkıntı varsa onunla ilgili üzerinizde daha da baskı, daha da sıkıntı hissedebilirsiniz. Ama ve lakin pazar gecesi dolunay gerçekleştikten sonra pazartesi günü haftaya daha rahat enerjilerle, daha kendinizden emin, daha önünüzü görecek şekilde başlayabileceksiniz. Çünkü dolunay zamanları hem sıkıntıdır, hem gergindir, hem de aslında problem çözücüdür. Sorunu tam anlamıyla ortaya çıkarır ve sorun bu, net, artık bu şekilde çözün der. Gizli şeyleri ortaya çıkarır, belirsiz konuları netleştirir. Hayatımızın hangi alanında şu ara bir belirsizlik, bir flu durum varsa orada bir canlanma, parlama, netlik gelecek. Yani bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama en azından belirsiz bir konuda netlik kazanacağınızı ve önünüzü görmeye başlayacağınızı söyleyebilirim. Tabii bu Koç dolunayı çok başlangıç enerjisinde bir dolunay. Başlangıç ya da bitiş, her dolunayda olduğu gibi aniden tak diye çok önemli bir şey bitebilir ya da başlayabilir. Bu başlangıç çok güzel de olabilir. Bitiş belki kötü gibi görünebilir ama aslında size çok büyük fayda sağlayabilir. Dolayısıyla ben dolunay zamanlarını çok severim. En azından ne oluyorsa bizim için netlik getirir, sağlamlık getirir, önümüzü görmemizi sağlar. Bu Koç dolunayı da öyle olacak. Özellikle de Koç burcunda olduğu için ben hayatımızın bir alanında yepyeni bir karar alıp başlangıç enerjisine gireceğimizi düşünüyorum. Çok çok önemli kararları alabilir ve onları hayata geçirebilirsiniz. Yeniden sıfırdan bir şeylere başlamak için de harika bir zaman olacak. Tabii bu pazar gecesi gerçekleşecek dolunay Koç burcunda olduğu için en çok Koçlar, Teraziler, Yengeçler ve Oğlaklar bu dolunaydan etkilenecekler. Genel anlamda hepimizin üzerinde bir etkisi olacak elbette ama dediğim gibi en çok Koçlar, Teraziler, Yengeçler ve Oğlaklar sizin hayatınızda çok daha belirgin değişiklikler olabilir, önemli gelişmeler olabilir, uzun zamandır beklediğiniz bir şey gerçekleşebilir ya da en azından cevabı, sonucu öğrenebilir ve bir şeylerin netleşmesinden dolayı da bir huzura kavuşabilirsiniz. Tek tek burç burç bazında da yine dolunayın etkilerini size anlatmak istiyorum. Koçlar çok enerjik, çok dışa dönük, çok girişken, çok cesur olacaklar. Daha da bu özellikleri pekişecek. Hayatlarında yepyeni bir başlangıç yaşayabilirler. Boğalar biraz daha kendi içlerine dönebilirler. Yalnız kalmayı, kafa dinlemeyi tercih edebilirler. Geçmişle hesaplaşabilirler ve bir arınma durumuna geçebilirler. Belki meditasyonla, belki bir terapiyle kendi ruh sağlıklarını toparlamaya çalışabilirler. Yeniden yapılanabilirler bu dolunayda. Bir bağımlılıktan da kurtularak, kurtulma kararı alarak haftaya daha sağlam başlayabilir boğalar. İkizler olanlar sizin gündeminizde çevreniz, sosyal çevreniz olacak özellikle. Arkadaşlarınız olabilir, arkadaşlarınızın arkadaşları olabilir. Önemli ortamlarda önemli insanlarla tanışabilirsiniz ve bu insanlar sizin yakın geleceğinizi çok fazla etkileyebilir. Dolayısıyla gündeminiz çevrenizi genişletmek olacak diyebilirim. Yeni insanlarla, önemli insanlarla tanışmak olacak burcu ya da yükseğini ikizler olanlar. Aslında benim bu yorumlarım daha çok yükselene göre yapılan yorumlar. Bütün astroloji yorumları yükselen burç baz alınarak yapılır. Bu yüzden de mutlaka yükselen burcunuzu öğrenin ve benim yazılarımda da videolarımda da yükselen burca göre yaptığım yorumları dikkate almanızı tavsiye edeceğim sizlere. Yükseğini Yengeç olanlar bu dolunaydan nasıl etkilenecekler? Kariyerleriyle ilgili bir etkilenme yaşayacaklar. Çok büyük bir kariyerde büyük bir başlangıç da yaşayabilirsiniz. Ya da bir şeyi bitirip tamam artık bu konuyu kapattım da diyebilirsiniz. Gündeminizde
kariyeriniz olacak yengeçler. Aslanlar size gündem olarak bir yol görünüyor. Bir seyahat planı yapabilirsiniz. Uzun ya da kısa fark etmez ama uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere ya gidebilir ya da gitmenin artık hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir eğitim planı da yapabilirsiniz kendinize. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu bir hobi ya da spor bile olabilir ya da bir yabancı dil öğrenmeye de karar verebilirsiniz aslanlar. Ve başaklar. Başaklara dolunay etkisi biraz daha maddi konularda geliyor ama başkalarından gelen kaynaklarla ilgili. Yani bu banka işlemleriniz olabilir, alacaklarınız olabilir, verecekleriniz olabilir, sigorta ödemeleriniz, prim ödemeleriniz, prim alacaklarınız olabilir. Bir şekilde alacak verecek dengesini bu dolunayda kurmanız gerekiyor. Belki tahsilatlarınızı yapmanız gerekiyor ya da ödemelerinizi yapmanız gerekiyor. Ya da bir banka ile ilgili bir kredi planınız varsa onu kapama ya da yeni bir kredi alma gibi işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Gündeminiz daha çok başkalarından gelecek para alışverişi olabilir sevgili başaklar. Teraziler. Teraziler sizin gündeminiz partneriniz olacak. Partneriniz yani eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, iş ortağınız olabilir ama bir şekilde sürekli hani sizinle olan, size eşlik eden hayat boyu o insan kimse ya da o insanlar kimse gündeminizde onlar olabilir. Ortaklığı yeni bir ortaklığa başlayabilir ya da ortaklığınızda sorun yaşıyorsanız onu koparma tam anlamıyla bitirme kararı alabilirsiniz. Aynı şekilde bu evliliğiniz için ya da ilişkiniz için de geçerli olabilir. Sorunlu bir ilişki yaşıyorsanız artık o sorunlu ilişkiden tamamen kurtulabilirsiniz. Ya da yalnızsanız hayatımda artık biri olsun diyorsanız işte bu dolunay aslında güçlü bir başlangıcı da işaret ediyor olabilir hayatınızda. Akrepler biraz daha günlük rutin işlerine yoğunlaşacaklar. Çok fazla angarya işiniz olabilir ve onları hızlı bir şekilde büyük bir enerjiyle tamamlayabilirsiniz. Ayrıca sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için yeni kararlar alabilirsiniz. Bir diyet programına başlayabilirsiniz. Bir spora başlayabilirsiniz. Biraz daha gündeminizde sağlığınız olacak. Ve yaylar size bu dolunayda muhtemelen aşk görünüyor. Eğer yalnızsanız belki de çok hoşlanacağınız biriyle karşılaşacaksınız. Var olan bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi daha da güçlendirebilir. Birlikte planlar yapabilir, sosyal olabilir, toplum önüne çıkabilir. Birlikte eğlenceli yerlere gidip sevgilinizle ya da eşinizle güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa, çocuklarınız varsa gündeminiz onlar olabilir. Çocuk yapmayı da düşünüyorsanız bu dolunay yaylar için böyle bir fırsatı getirebilir. Haberiniz olsun. Sırada hangi burcumuz var? Oğlak. Oğlaklar. Sizin için de daha çok gündemde ev ve aileyi görüyorum. Ailenizle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Evdeki işlerinizi yapmanız gerekebilir. Evi yenilemeniz gerekebilir. Evden hiç mutlu değilseniz bir şekilde yeni bir ev aramaya başlayabilirsiniz ya da bulup taşınabilirsiniz. Bu dolunay sizin evin içinde bir şeyleri gösteriyor. Evin içinde bir şeyler netleşecek. Yeni ev mi olur? Aile içinde yeni bir düzen mi olur? Bir aile kurma kararı mı olur? Bir şekilde gündeminizde bunlar var oğlaklar. Yükseleni kova olanlar sizin ise gündeminizde bol bol iletişim var. Çok fazla konuşabilir, çok fazla yazışabilirsiniz. Sürekli iletişim halinde olabilirsiniz. Kısa kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Bir yerleri ziyaret edebilirsiniz. İnsanlarla buluşabilir, tanışabilir, konuşabilirsiniz. Yakın akrabalarınızla, kardeşlerinizle bağlantılarınız olabilir gündeminizde. Kovalarda durumlar böyle. Ve son burcumuz her zamanki gibi balıklar, sona kaldınız. Balıklara ama güzel bir haberimiz var. Muhtemelen parayla ilgili önemli bir gelişme yaşayacaksınız. Beklediğiniz bir para varsa onu tahsis edebilirsiniz. Ya da para kazanabileceğiniz daha iyi şartlarda bir iş haberi alabilirsiniz. Ya da işinize ek bir iş gibi bir para fırsatı gündeminizde olabilir. Eğer bir şeyleri satın almak istiyorsanız da bunlar yüklü bir şeylerse tam zamanı olabilir. Zaten ay sonu Merkür Retrosu başlayacak. Eğer telefon, bilgisayar, otomobil, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi böyle çok önemli elektronik eşyalar, işte fotoğraf makinesi vesaire böyle şeyler almak istiyorsanız mutlaka bunu bir iki hafta içinde yapın. Çünkü ay sonunda Merkür Retrosu başlayacak. Retro zamanlarında biz böyle elektronik aletlerin alınmasını pek tavsiye etmiyoruz. Teknoloji ürünlerinin almasını tavsiye etmiyoruz. Neden? Aksaklıklar oluyor. Ya alırken ya aldığınız üründe bir şekilde sizi uğraştırıyor. Dolayısıyla ben Merkür Retrosu gelmeden bir an önce ne alacaksanız, ne ihtiyacınız varsa bunları genel anlamda herkes için söylüyorum. Almanız gereken eşyaları bir an önce alın. Özellikle bugün ve yarın Ay Kova'da olduğu için teknolojik ürünleri almanın
tam zamanı, doğru seçimler yapabilirsiniz. Tekrar balıklara dönecek olursak, balıklar da dediğim gibi bu dolunayla birlikte çok istedikleri bir şey için para harcayabilirler. Telefon, bilgisayar, otomobil, bir ev eşyası. Dolayısıyla sanki biraz para harcayacak gibi de görünüyor balıklar. Para gündeminizde olacak inşallah. Güzel haber alırız hep beraber. Herkes güzel bir şeyin sevincini, başlangıcını yaşar bu koç dolunayında inşallah. Çünkü koç demek başlamak demek. Hadi harekete geçelim demek. Hepimiz için şanslı, bol bereketli bir hafta olur ve dolunay olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.